Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok güzel tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler şöyle bebe yünü kullanacağım. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Yine ipinize uygun bir tığ seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, sarı ipimle başlayacağım. Zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Çok sıkı çekmiyorum. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Herhangi bir çekme falan olmuyor modelimizde. Çok kolay ve inanılmaz şık duran bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, benim için bu kadar yeterli. Şimdi tığma ipimi almıyorum arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım bu şekilde. Hemen yanındaki zincirimden tığımı geçiriyorum. Sık iğne. Bir yanındakinden sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilk sıramı sık iğne olarak yapacağım. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Benim için bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bakın şöyle modelimi çeviriyorum. Burada şu ilk yaptığım sık iğneden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Bir sonraki boşluğumda tekrar ipimi geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmek oluyor bu şekilde. Şimdi 3'ünü birlikte kapattım tek seferde. Çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Şimdi yine bakın en son şu aldığım ilmekle aynı yerden tığımı geçirdim. Bir sonraki ilmekten tığımı geçirdim. Yine 3 tane ilmeğim oldu tığımda. 3'ünü birlikte kapatıyorum. Şimdi yine son aldığım yerden bir sonrakinden 3 ilmeğimi kapattım bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüm oluşuyor. Devam ediyorum. Aynı şekilde son aldığım ilmeğin aynı yerden girdim. Bir sonraki sık iğnemin arasından ipimi aldım ve 3'ünü tek seferde kapattım. Bakın bu şekilde. Bakın böyle sıramı sonuna kadar devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Aynı işlemi yaparak ilerledim. Şimdi burada yine son battığım yerden tığımı geçirdim. En son sık iğnemin arasından tığımı geçirdim. Yine 3 ilmeğim oldu. 3'ünü birlikte kapattım. Şimdi en son, bakın en son sık iğnemden tekrar tığımı geçiriyorum. Kenar kısmını böyle düz olarak bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın şöyle olacak. Şimdi burada ikinci rengimi alacağım arkadaşlar. Evet, bakın ikinci rengimi aldım. Şöyle son ilmeğimin içinden geçiriyorum. Burada lacivert ipimin ucunu arada gizleyeceğim. Ayrıca şu sarı ipimi de arada yürüteceğim arkadaşlar. Yine bakın şu en baştaki sık iğnemden tığımı geçirdim. Sarı ipimi de araya aldım. Bakın bir tane ilmeğim oldu bu şekilde. Bir yanındaki sık iğneden tekrar tığımı geçiriyorum. Bakın şu şekilde yine 3 ilmeğim oluyor tığda. 3'ünü birlikte tek seferde kapattım. Tekrar buradan geçtim. Bir yanındaki ilmeğimden geçtim. Ve yine 3'ünü birlikte kapattım bu şekilde. Bir sonraki ve kapatıyorum. Şu ipimi burada keseceğim arkadaşlar. Artık ucunu gizledim. Sökülme falan yapmayacaktır. Devam ediyorum. Sarı ipim arada ilerleyecek. Bakın arka tarafta hiçbir şekilde görünmüyor. Buradan aldım. Son ilmeğimin dibinden. Bir sonrakinden aldım.
üçünü birlikte kapattım. Bakın bu şekilde. Aynı alt sıradaki gibi sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Bakın sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde yaparak ilerledim. Şuradaki 3 ilmeğimi aynı anda kapattım. Şimdi sıra sonunda yine tekrar en son ilmeğimi atlamayalım arkadaşlar. Bakın şurada sarı ipimi yine buradan aradan yürütüyorum. Üçünü birlikte kapattım. Son ilmeğimin içine tek bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi bakın çeviriyorum. Modelimi çevirdim. Şöyle çevireceğim. Sarı ipim burada laciverti bırakıp sarı ipimi alıyorum. Şimdi lacivert ipimi yine arada yürüteceğim. Şurada başlangıçtaki ilk sık iğnemden tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Bir sonrakinden ilmeğimi aldım. Üçünü birlikte bu şekilde kapattım. Devam ediyorum. Son ilmeğimin dibinden ipimi alıyorum. Bir sonraki sık iğneden ipimi alıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Bakın lacivert ipim, şu ipim arada devam edecek. Sıra sonuna kadar o ipimi götürüp bir üst sırada o ipimle devam edeceğim. Modeli kesinlikle iki renkli yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü iki renkli yaptığımız zaman modelin görüntüsü, şekli farklı görünüyor. Bakın şöyle modelim ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamlayıp aynı şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Evet bakın bu sıramın da sonuna geldim. Şimdi yine sonda aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde kapattım. Ve en son ilmeğimin içine tekrardan tığımı geçirip düz bir tane daha sık iğne yaptım. Bakın bu ip, bu modeli makrome ipinde yaparsanız şu çapraz ilmekler çok daha belirgin olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan modelimi çevirdim. Lacivert ipimi alacağım. Ve sarı ipimi arada yürüteceğim yine. İpimi hiçbir zaman bırakmıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi yandan aldım. Üçünü birlikte kapattım. Şuradan sarı ipimi çektim. Baştaki ilmeğimi düzelttim. Hemen devam ediyorum. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Farklı bir işlemim yok. Modelim bundan sonra kendini tekrar edecek. Gerçekten çok çok kolay bir model. İnanılmaz şık duruyor. Ben çok beğendim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bakın bu şekilde aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ben bu modelimi biraz daha ilerleteyim. Modelimin daha uzun haliyle sizlerle birlikte olacağım. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimi ilerlettim biraz. Şu şekilde şöyle bir görüntüm oluştu. Gayet şık, çok hızlı ilerleyen ve inanılmaz kolay bir model. Bakın kenar kısımları da gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Bir tarafı sarı, bir tarafı lacivert oldu. Ben şimdi daha önce şu renklerle de çalışmıştım. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Kesinlikle deneyecek olan arkadaşlar iki zıt renkle denesinler. Çünkü bu şekilde modelim çok daha belirgin, çok daha güzel oluyor. Çanta yapımında çok şık olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi makrome iplerinde çok daha belirgin, çok daha şık duracaktır. Onun dışında yelek yapımında, battaniye yapımında istediğiniz, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında çok şık durur. Yine dediğim gibi dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz.
Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.